Hap almış. Dilara uyandır çabuk. Memo aşağıda mı? Memo! Hayriye! Fatma! Arabayı çalıştırın çabuk! Memo! Fatma abla! İlaç almış çabuk! İlaç mı almış? İlaç almış! Ne oldu? Ver bana gelin abla! Neredeydin? Zeynep! Anam! Ya, Zeynep aç gözlerini! Ablacığım aç gözlerini! Fatma abla! Zeynep! Çabuk. Aç! Hadi hadi! Ay ya! Çabuk arabaya çalıştırın çabuk! Ne oldu? İlaç çabuk. Al! Seymen'i arayın! Aç kapıyı aç hadi. Aç! Hayriye çocuğa bakın! Hadi hadi! Gel ablacığım! Zeynep teyzen düşmüş! Bir şey yok. Buyurun gidelim hanımefendi. Sakin olun. Sakin olun. Gelin bu odaya. Tamam abi. Sermet gel. Kusura kalma. Melek teyze Sümbül anneyi bir çağırsan. Geç yavrum geç, kahvaltı ediyoruz. Ne oldu Sermet? Sümbül anne, Zeynep hanım rahatsızlanmış, seni hastaneye götürdüm. Ah ne nasıl rahatsızlanmış? Bir şey yok, midesi bulanmış. Memo abi aradı, azıcık geliversin dedi. Ayşe ben de gidiyorum. Hırkamı çabuk. Bahar. Ölmedi değil mi? Hayır. Midesini yıkadılar. Daha kendine gelmedi. Çok zaman geçmiş olabilir. 8'de bulduk. Buraya gelmemiz, midesini yıkanması falan 8:30 oldu. Neden peki? Öldü değil mi? Onun için ağlıyorsunuz değil mi? Benim yüzümden öldü. Ölmedi kum. Tamam. Benim yüzümden öldü. Öldü anne. Ağlama. Yok abla. Bekliyoruz. Ayılmadı daha. Seymen, bir şeyler yap. Bir şeyler yap Seymen. Hep senin yüzünden. Zeynep senin yüzünden intihar etti. Tamam gel. İntihar mı etti? Anne. Hanım. Seymen. Anne. Kendisine geldi. Çok şükür. Görebilir miyim? Salih. Zeynep seni görmek istiyormuş. Salih. Ona burada olduğumuzu söyle. Ne oluyor han? Bir şey yok Bekir. Onlar çok iyi arkadaş. Hani insan morali bozuk olunca bir arkadaşına içini dökmek ister ya. Tamam sakin olun. Bakın önemli olan yaşaması, kendine gelmesi. Öyle değil mi? Tamam.
şey düzelecek anne. Olanları biliyorum, Dilara anlattı. Onun iyiliği için uğraştığınızı da biliyorum. Kendinizi hırpalamayın ne olur. Hepimizin çok sağlam olması lazım. Size bir ilaç versinler. Sen çok iyi bir baba olacaksın hayatım. Vallahi. Kızımızın senin kadar anlayışlı bir babası olması çok iyi bir şey. Ben bir şey anlamıyorum ki anlayışlı olayım. Bu olanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Ne kızı? Dün erkekti, ne oldu? Kızlarla erkekler tıpatıp aynı biçimde kalp taşırlar. Buna kısaca insan kalbi deniyor. Hepsi aynı şekilde atıyor. Her yaşta. Seninki, benimki, doğacak oğlumuzunki, kızımızınki, Zeynep'inki, Salih'inki. Onlar bu yaşlarda o kadar korumasız, o kadar çaresiz olurlar ki. Büyüklerin ellerinde inim inim inlerler. Düşünsene, yaşamlarıyla ilgili hiçbir şey kendi ellerinde değil. Hele zalim insanların ellerine düşerlerse. Salih'in Zeynep'i görmesine izin vermen çok güzel bir şeydi Seymen. Bu kadar baskının, insanı boğan bu kadar törenin üstesinden gelip onlara yaşama şansı vermen çok güzel bir şeydi. Senin çok farklı olduğun, sana aşık olduğum an anlamıştım. Yoksa anlayıp mı sana aşık olmuştum? Ağam! Seymen abi, Zeynep nasıl? İyi çocuklar, iyi. Yarın sabah eve getireceğiz. Merak etmeyin. Artık üzülmeyin ne olur. İyi işte lütfen. Ya nasıl üzülmeyeyim gelin ağam ya? Nasıl üzülmeyeyim ya? Ya kıza bir şey olaydı ha? Ulan eşek sıpası! Rezil ettin lan beni! Ya baba ben Ne yapacağım lan? Peki Kirve, geç sen benim odama. Hayriye, bize içecek bir şeyler getir. İçki! Nereden geliyorsun bu saatte? Köyden ağam, amcam gire gittiydi. Otel mi lan burası? Gecenin ikisine eve mi gelinir lan? Odanıza hadi. Ne bakıyorsun lan hala? Neredesin dün sabahtan beri? Önce onu söyle ha? Köye gittim. Amcam pek fena. Artık hiç kalkamıyor. Gitmişken evin eksiğini işini de gördüm. Pek kıymete bindi sopasını yediğin amcan. Sen ne diyeceksin be amcamı? Bunlara ne oldu böyle? Zeynep'le Salih işi pişirmişler. Okula diye çıkıp gezip tozuyorlarmış. Sümbül cadısı da işkillenmiş. Kızın ayağını okuldan kesip eve kapamaya kalkmış. Oğlanı da tatilde Antalya'ya sepetlemeye karar vermişler. Hemen sepetleyeceklermiş de okulu var sebep olmayalım diye 2 ay izin vermişler. Kız da sabah hap içmiş. Az kalsın ölüyordu. Hastaneye zor yetiştirdiler. E işte yeni geldiler. Sen de arkasından geldin. Bekir abi de oğlana bir girişti. Herkes birbirine girdi. Ah bir görecektin. Vay it vay. Aferin lan şu Salih'e. İster misin damat olsun Karadağlara? Ya onlar da nasıl etsek de kızı verseydik diyorlar zaten. Gebertirler de yine ayırırlar be. Olan olan oldu. Yazık. Vay anasını ya. Şu işe bak be. Şşt, oğlum uyuyor. Yavaş. Aha,
Ben buraya ne zaman geldim ya? Çok oldu güzelim. Hatırlamıyor musun? Hayır. Gece mi olmuş? Evet yavrum. Gece oldu. Kalkma. Özür dilerim anne. Onu bu kadar çok mu seviyorsun? O da seni çok seviyor. Evden buraya kadar koşarak geldi. Bütün gün kapıda bekledi. Eve zor yolladık. Ne kadardır sürüyor bu iş? Anne sen ilaç falan mı içtin? İçtim kızım. İçtim. Bugün ilaçların en acısını içtim. Bunun tadı hiçbir şeye benzemiyormuş. Zeynep! Sen de mi geldin? Ne oldu kız? Manyak! İntihar mı ettin? Ölebilirdin salak! O sümüklü için ölmeye değer mi? Aptal mısın sen? Abim aradıktan sonra buraya nasıl geldim bilmiyorum. Zeynep ölebilirdin. Öldü sandım ya. Öldü de bana söylemiyorsunuz sandım. Gerizekalı. Gel. Dışarı çıkalım. İç şunu ablacığım hadi. İçtim hastanede istemiyorum. İç. Bak Dilara ablanın hapı bunlar. Kesin tesirli. Bırak. Kafamı toplamam lazım. Acık çay içsin. Oğlanı yarından tezi yok amcasına yollayacağım ağam. Gözümün önünde durursa elinden bir kaza çıkacak. Hiç okul mu okul demeyin bana. Onun gibi eşek sıpasının neyini okul? Gitsin ırgat olsun da görsün gününü. Ya bırak Kirve. Alt tarafı bir gün okulu kırmışlar. Çocukluk işte. Annemle Fatma işi büyütmüşler. Kardeş onlar. Uzatma. Ben ikisiyle de konuşacağım. Zeynep bir kendine gelsin de. Bak oğlanın üstüne gitme. Fena olur. Duydun mu? Sen bu işe karışmayacaksın. Kimse bir şeye karışmayacak. Boku çıktı bu evin. Anlaşıldı mı? Siz gidin anne. Doktor sabaha kadar uyur dedi. Seyhan da siz gidin. Ben bir yere gitmem. Hadi. Zeliha da meraklanmıştır. Biz Melek'le kalırız. Memo sizi götürsün. Ay içim geçmiş. Hadi siz gidin hadi. Ben kalırım hadi. Şansını zorlama Salih. Babamın babana bir sözü var. Onu yerine getireceğiz. Seni okutacağız o kadar. Şansını daha fazla zorlama. Hiçbir sözü yerine getirmek zorunda değilsin Seymen abi. Ben yarın amcamın yanına gidiyorum. Zeynep hastaneden çıkmadan gitmiş olur. Merak etmeyin. Bana bak uyanık. Burada kalıp eşek gibi okuluna gideceksin. Mezun olacaksın. Üniversiteyi kazanacaksın. İşte o zaman defolup gideceksin. Anladın değil mi? Sana gideceğin zamanı ben söyleyeceğim. O güne kadar sakın gözüme gözükme. Sakın. Bye.
Ne sandın dayı? Kızı iki hap yuttu diye sana mı verecekler sandın? Sen kim? O kim? İki gün sonra kızın da aklını çelerler. Sonra tanımadan hiçbir şey olmamış gibi suratına bakar. Haddini bileceksin, o kadar. O sana ders olsun. Seymen abi bu sefer canının çektiği filmi oynatamayacak Dicle abla. Aman. Hangimizin dişi geçecek onlara? Sen de bayağı kendini adamdan saymaya başladın ha Salih. Sen kim? Onlara kafa tutmak kim? İşte böyle acayip bir günden sonra her şey hızla eski haline döndü. Zeynep ve Salih'in genç ve deneyimsiz aşkı yüzyıllar boyu örülmüş o acımasız duvarları aşabilecek miydi? Zavallı Salih'in kaçabilmesi bile Seymen'in iznine mi bağlıydı gerçekten? Ya ben? Ben burada ne yapacaktım? Bunlar olurken seyirci mi kalacaktım? O kavgacı, savaşçı Bahar neredeydi? Of, meydanda çaresiz bir yüzle koşan Salih'i resmime koymaktan başka elimden hiçbir şey gelmiyordu. Galiba çok aşıktım. Seymen'e onu kaybetmeyi göze alamayacak kadar çok aşıktım. Aşk beni tek bir kurşun bile atmadan dize getirmişti. İçimdeki korku ve sıkıntı sabah gün doğana kadar bir nebze bile azalmadı. Kim var orada? Ay! Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nufarriku beyne ahadim min rusulih. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Nasıl? Uyuyor gibi. Kızım bir çay ver bana. Kahvaltıyı da kurun. Kalkarlar şimdi. Bırak çayı mayı. Hadi yat sen de biraz. Ben beklerim. Bütün gece ayaktaydın. Yok. Uyursam ölüverecekmiş gibi geliyor. Mukadderat. Kader. Vadesi gelmişse yapılacak bir şey var mı? Ah anacığım ah. Ah gözü açık gidecek anacığım. Domuz Dilara. İnsan ölen bir kimseyi ne yapar eder? Son arzusudur der. Son isteğini yerine getirir. Yılan. Dur bakalım. Bana kalırsa kızı getirir bugün. Bekle getirir. Siz de adamsınız. Bir anamız var işte. O da gidiyor. Hoca efendi gözü arkada kalan meftanın gözü kapanmaz. Ne edersen et öyle tavana bakılı kalır diyor. Aman be o da. Ne diyor Tamer? Kendin konuş. Beni taktığı mı var? Tabii baba yok ki başlarında. Beni dinleyen kim? Yahu nesini eksik ettik? Baba yokmuş. Baba yoksa biz varız. Sen merak etme. Ben ona kendimi dinletmesini bilirim. Arpası kesilince ne yapacak bakalım? Ha, hırsız olsun sonra. Güzellikle konuş. Okumayacaksan kalk evine dön. Bir işin ucundan tut de. Tam buldun adamını. Olan işi de batırır o be. Bak geçen sene bir gün uğramamış okula. Stajım var, şudur budur diye yazın da uyuttu bizi. Canım başka yere kaydolmuş işte. Bu daha iyi okul diyor. Ya bırak palavra. Dava parası gelsin. Bu sene de oradan atılacak belli bir şey. Laf da söyletmiyorsun ki. 6 senede bir üniversite bitmez miymiş? Bak Hakan'a. Ona yetişti. Seneyi bitiriyor. İlk sene lisan okudu. Onu niye sayıyorsun? Sen bilirsin kader. Bak benim çoluğum çocuğum yok. Benim malım da ona kalacak. Kendisi bilir. Toparlanmazsa her şeyi Hakan'ın üzerine yapıveririm. Bitti gitti. Sen önce kendi üstüne düşeni yap da çocuklara örnek ol.
Bir geline hükmü geçmiyor. Ağalık beylik öyle esip üfürmeyle değil, bilek kuvvetiyle olur. Sadece esip üfürseydik, sen de anam da bugünleri göremezdiniz. Sen karışma. Her şeyin bir usulü var. Bu bilekle silahla külahla değil, akılla hallolacak bir iş. Çocuk kendi kanımız. Dikkat etmek lazım. Ben bilmem. Bak anacığım ruhunu teslim edemiyor. Günah. Ne yapacaksınız yapın artık. Bekle bakalım. Bugün Dilara kendi getirmezse bakarız. Acık geliverin. Ne oldu? Şehadet getiriyor. Anacığım. O Karadağlı Sümbül benim Osman'ımı aldı. Şimdi evlat acısı görme sırası onda. Görecek anne. Zeliha'yı getirip bu konağa hanım edin. Babasının evinde büyüsün. Onu asmalı konakta bırakırsanız sütüm size haram olsun. Anacığım bırak şimdi bunları. Sen iyileş, konuşuruz. Ben bekleyeceğim kadar bekledim. Oğlum Osman'ın beni yanına çağırıp durur. Artık duracak zaman kalmadı. Ne haber Dicle? Aa, hoş geldin. Gece mi geldin? Evet, bana bir kahve versene. Zeynep iyi mi? İyi. O gerizekalıdan bahsetme bana. Hala sinirim tepemde. Kız sevmiş işte oğlanı, ne edeceksin? Nişanlayıverirsiniz, herkesin ağzı kapanır. Abuk subuk konuşma Dicle. Olacak şey mi ya? Zeynep o sümüklüye mi kaldı? Vallahi gönül işi bu. Sıkmaya gelmez. Kaçırıverirlerse daha büyük rezillik çıkar. Ancak kızın aklı başkasına takılacak. Kafa karışacak ki. Sen bayağı akıllı kızsın Dicle ha. Benim aklım olaydı kendime bir faydam dokunurdu. Yok işte. Senin gavur kız ne oldu? Haber var mı? Bilmediğiniz de yok bakıyorum. Senin oteli ateşe verdiğini duymayan mı kaldı? Terk edildim Dicle Hanım. Bu kadar basit. Sizin otelin resepsiyonda çalışan oğlanın ablası geçen gün pazarda seni sordu. Oğlanı boğmaya kalkmışsın o sabah. Hatırlamıyorum. Oğlan o gece uykusunda otelde Bekir abiyi görür gibi olmuş ama unutmuş sonra. O gece de Sümbül anne geç vakit ahiretliğine duaya gittiydi. Gece de orada kaldıydı. Zahir onu beklerken Bekir abi de otele uğradı. Ama oğlan bir şey hatırlamıyormuş. Gene gidip boşuna boğmaya falan kalkma, değil mi? Hadi gidelim artık. Dur kuzum, doktor bir gelsin. Son bir baksın. Sıkıldım buradan. Bana bak. Gel bakayım buraya. Gel otur şöyle yanıma. Hazır annen uyuyorken sana bir şey soracağım. Bir şey geçti mi oğlanla aranızda? Nasıl bir şeye be anneciğim? Bildiğin gibi bir şey işte. Öpüştük. Utanmaz ne olacak şimdi? Bilmiyorum artık. Başka? Ebe anne yok artık. İyi, aferin. Öpüşmekten bir şey olmaz. Thank you.
Merhaba gelin hanım. Ben Kader Hamzoğlu. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Dilara'yı görecektim. Tabii. Buyurun. Ben hemen haber vereyim. Ne? Burada mı? Anneleri çok hastaymış. Çocuğu görmek istiyormuş. Dün mezarlıkta da önümü kestiler. Hay Allah, eyvah. İş büyüyecek. Keşke dün gitseydik. Seymen'le Seyhan nerede? Hastaneye gittiler. İyi ki burada yoklar. Hey Allah. Zeliha sen burada kal. Günaydın. Hazır mısınız? Ben hazırım da doktor daha gelmedi. Ben onu bulurum. Nasılsın kızım? Abim çok kötü görünüyor. Dün gece de hiç yanıma gelmedi. Sarsıldı çocuğum, kolay mı? Sen şimdi bir şey düşünme. Birkaç gün geçsin toparlanır. Abini bilmiyor musun? Her şeyi içine atar. Herkesi çok üzdün Zeynep. İyileş, sana bunun hesabını çok kötü soracağım. Günaydın. Bize biraz izin verir misiniz? Tabii. Annem ölüm döşeğinde. Bıraktığımda kelime-i şehadet getiriyordu artık. Torununu bir kere olsun görmek istiyor. Biliyorum bize kızgınsın ama bunlar sonra konuşulacak şeyler. İki dakika kızı al, benle geliver. Kan hakkıdır, inat etme. Osman sağ olsaydı bir dakika tereddüt etmezdi. Beni yalvartma, hadi. Kimse gelmeden gidip dönelim bari, iş büyümesin. Bahar sen de gel. Kıza bir şey belli etmeyin. Ben geri kaldırın çabuk. Hoş geldiniz. Sağ ol Dilara. Buyurun gelin hanım. Bittik biz. Yandık ha. Bu iş hiç iyi olmadı. Esas gelmeseydik hiç iyi olmazdı. Korkma. Evet. Oh, çok şükür evimize geldik. Alın kızlar şunu. Aa, bakmasanız öyle, alın. Zeynep'i işte, yok bir şey. Ne oldu çocuklar, Bahar nerede? Abi bunlarda bir hal var. Kızım ne oldu söylesenize. Hamzoğlu Kader geldi. Anası ölüyormuş. Son nefeste Zeliha'yı istemiş. Kader yalvardı yakardı. Dilara abla da iki dakika gösterem gelen bari dedi. Gelin ama sen de gel dedi. Gittiler. Bekir de peşlerine gitti ama. Ne? Gel kuzum. Gel nene. Pek de güzelmiş maşallah. Korkma yavrum. Bak senin babaannen bu. Acık hasta. Bir şeysi yok. Sen geldin iyi olacak. Öp elini. Hadi. Hadi. Bırak çocuk. Aklı ermez. Büyüyünce anlar. Dilara size de çok çektirdim. Biliyorum. O sümbül de zamanında bana çok çektirdi. Alo oğlum. Bak hepinizin yanında söyleyeceğim. Bu kızı sahipsiz koymayın. Neyimiz varsa Osman'ımın payı kızınındır. Bu konakta Seliha'nındır Dilara.
Rüyamda Osman'ıma söz verdim. Kızımı bu konağa hanım yap anne. Bana kıyanların elinde bırakma dedi. Arabada bekle. Geç Cengi. Seymen yavaş. Yavaş dedim, yavaş ya. Korkuyorum. Bak inerim ona göre. İn o zaman. Ya bırak. Yenge sırası değil. Bin arabayı. Ya bırak, ben yürüyeceğim ya. Siz gidin Bekir. Biz geliyoruz. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Ne oldu Bekir abi? Sen benimle geliyorsun. Geç. Siz hepiniz bir oldunuz, beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Delirdin mi kızım sen? Delirdin tabii. Delirdiğini herkes biliyor. Seni kapatılman lazım. Geçin geçin. Çocuğu onların evine nasıl götürürsün sen? Bahar'ı nasıl götürürsün? Seymen nerede? Seymen'le Seyhan nerede? Bahar nerede? Seymen yolda Bahar'ı arabadan atıp bastı gitti. Seyhan Bahar'la yürüyerek geliyor. Herkes çok iyi, merak etme. Babaannesi ölüm döşeğinde Zeliha'ya biraz mal bırakmak istemiş. Babasının payına düşen malları ve konağı Zeliha'ya verdiler. Bir şey yok. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver. Gelmedi demek. Peki, gelirse haberim olsun, hadi. Fabrikaya da gitmemiş. Nereye gitti bu kirbe ya? Ah lan, hep bu Salih'in yüzünden. Gece küfelik olduk, sabahta sızmış kalmışız. Yoksa ben onları yollar mıydım? Ah ulan Salih, parçalayacağım ulan seni, parçalayacağım. Sana söylediğimi yap. Söyle kızlara, çantamı, telefonumu birkaç parça üst baş bulsunlar, al getir. Tamam yenge, tamam, tamam. Kendin toplanırsın, tamam. Önce bir eve girelim, ondan sonra. Hadi gel, gel. Hayır, eve giremem ben. Beni korkuyorum diye arabadan atan o adamın evine giremem. Bitti bu iş Seyhan, bitti. Anlıyor musun? Git eşyalarımı getir. Ya yenge, babamın katillerinin evine gittiniz. Abim aklını kaybediyordu. Ne yaptığını bilmiyordu. Bir de onun açısından düşün ha. Seyhan, burada bekliyorum. Param falan çantamda. Laf dinle biraz. Hadi, hadi, hadi! Thank you.
indirse kabahat, indirmese kabahat. Ya deme, yapma lütfen. Hay Allah sizin müstahakınızı versin. Dağılın hadi, hadi. Dağılın, 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 hadi. Bak ne kadar salak görünüyorsun. Farkında mısın? Hadi sallanmayın hadi. Hadi okul hadi. Daha 1000 tane iş var. Karnenizi alın, kepçenizi takın. Kep baba o ya. Kep ya, kep. Bu illaki burada mı asılı duracak gelin ağam? İllaki burada asılı duracak Bekir Kirve. İyi iyi. Seymen ağam o ısırık ortağı alandan çıkmışlar. Şimdi Memo aradı. Kahvaltıya buraya geliyorlarmış. Bir zahmet Sümbül Hanım'a söyleyiver. Ben kıytırıkçılara gidiyorum. Oradan da otele gidip odaları hazırlatacağım. Hey Allah'ım ya. Kıytırık diyor ya. Catering Bekir Kirve. Catering. Anne, Seymen'le Yaman kahvaltıya buraya geliyorlarmış. İyi. Bir onlar eksikti. Ay, 9 ayın çarşambası bir araya geldi. Kızın mezuniyet töreni. Otelin temel atma töreni. Akşam otel daveti. Ay, bugün delirmezsem iyidir. 2 gündür barut gibi. Oldu olacak, sizin nişanı da yapıverseydik abla. Aa bak, iyi fikir. Akşam otelde takalım işte yüzükleri, kız ne var? Ay abla, olur mu? Daha söz bile kesilmedi. Kızım, bu Memo seni oyalıyor bana kalırsa. Bak 2 ay oldu bu laf çıkalı. Bana kalırsa da öyle abla. Ne var? Alt tarafı bir yüzük bir çiçek alıp Sümbül annemle ağamdan isteyecek. Tabii. Vallahi kendi kaybediyor. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Hayriye, başka isteyenler de mi var yoksa ha? Bu gidişle her şey olabilir gelin abla. Bir çay verin hadi. Ben yiyip işime bakayım. Fatma ile Dicle aşağıda burunlarından soluyor. Siz burada gevezelik edin daha. Asya, bana da çay. Anne tamam, sakin olun, biraz her şey yolunda. Saat 2'de Zeynep'in törenine gideriz. Onu alıp 5'te temel atmaya gideriz. Sonra gelip üstümüzü değiştirip oteldeki davete gideriz. Temel atma ne olacak canım? 1 saat falan sürer. 1 saatte biter değil mi? Kızım, bakanlar, valiler, kıyamet gibi insan var. Orada ayrı ikram yapılacak. Ya tamam, onlar ayarlandı. Bekir kontrole gitti şimdi. Daha Seymen gelip arada 2 tane toplantı yapacak. Ay bilmem. Siz çok rahatsınız. Alo. Hayır oğlum, ne ilgisi var? O akşama. Çorbanın temel atmada ne işi var? Allah Allah. Ay rezil olacağız. Ah Bekir ah. Daha yolda soruyor. Çorba öyle miydi böyle miydi diye. Ben gidip kendim bakayım şu ikramcılara. Bunlar her şeyi birbirine katacak. Arabaların da her biri bir yerde. Seymen'in arabası burada, İstanbul'a götürmedi ki. Ben size götürürüm. Aa doğru. Ben onu unuttum. Hadi o zaman. Oğlanların da hiçbiri ortada yok. Böyle tek başımıza mı gideceğiz? Ha Haydar. Gel. Gel bizle. Hiç olmazsa yanımızda bir erkek olsun. Ben süren misin Bülent anne? Aa yok, ben kullanırım. Hadi. Burada durdurmazlar. Sen arabayı bir kenara çek, sonra gel bizi buradan al. Dikkat et bak, tamam mı? Seymen öldürür bizi sonra. Tabii etmem mi gelin abla? Hadi kızım, hadi. Gün bugündür Haydar. Hadi görem seni. Allah'ım aylar sonra yüzüme güldün sonunda.
Sakin ol. Sen mi kullanacaksın? Tamam. Peki kullan bakalım. Oğlum senin ehliyetin var mıydı? Olmaz mı Sümbül anne? Var tabii. Ay, içimi bayılttın Haydar. Bu kadar yavaş gidilmez ki. Allah'ım. Gelin abla vardı ya abla. Yollar çukur içinde, Allah korusun. Yoksa uçururum da... Hayrola Haydar, şoförlüğe mi terfi ettin? Aman sorma. Nereden böyle anladın? Hoş geldiniz. Nasıl geçti yolculuğu? Kuyturukçulara gittik. İyi iyi. Hoş geldin. Hadi. İçeri buyurun. Bütün çizimler hazır, bir ara bakalım. Hadi bakalım. Tamam, yarın iç mimarlar geliyor zaten. Oh. Ya bir çay veren yok. Ne oldu bunlara? Ben getiririm. Aşağısı felaket. Kimseyi görecek halleri yok. Sen otur. Ben zaten iniyorum. Verin bardaklarınızı, ben yollarım. Ay kusura bakmayın Yaman oğlum. Yemekler yapılıyor. Estağfurullah. Ay soramadım telaş eden. Oğlan nasıl? İyi. İyi iyi. Nasıl iyi? İşte sınavlarla uğraşıyor. Allah'tan nesi gelmiş de çocuk biraz nefes almış. Önüne yemeğini koyan var hiç olmazsa. Aa. Ya. Ya. Oğlan sıkışınca atlamış Londra'ya gitmiş. Almış kızı gelmiş. Demek barışmışlar. İyi. Hadi size kolay gelsin. Akşamüstü görüşürüz. Yani Seymen, kadına böyle bir günde söylenecek şey mi bu? Ne? Annem İngiliz gelini pek sevmedi de. Allah Allah. Yemekleri niye bunlar yapıyor? Bazı spesiyaliteler yapılıyor hayatım. Annen onları otele emanet edemedi de. Anlaşmanızı imzaladınız mı sonunda? İmzaladık bakalım. Senin bu kocan beni iki gün çok feci terletti. Bu senin arkadaşın beni saf falan sandı başta. Ya ne alakası var? Kölelik anlaşması yapsak daha iyiydi. Hadi hadi konuşma. Bitti. Başlamayalım gene. Of, bir içtik iki gündür Bahar. Yok böyle bir şey ya. Nerelere gittiniz? Caz dinledik bol bol. İstanbul öyle güzel ki bu mevsimde. Çok da iyi yerler açılmış görmeyeli. Bir gece yaka paça Seyhan'la kızı da çıkardık. Sınavdan süzülmüş, perişandı. Ha, sana çok selam söyledi. Seni de götürürüz. Şu salyalarını bir sil. Çekin be. Seymen, Zeynep'in mezuniyet törenine geleceksin değil mi? Bugün müydü? Eyvah. Biz şimdi Hacı Bektaş'a gidiyoruz. Ne? Vallahi. Turizm Bakanı'na gidiyoruz. Açılışa gelemiyor. Bizi oraya çağırdılar. Gidip görüşüp döneceğiz. Olamaz. Zeynep delirecek. Ona mezuniyet hediyesini benim için verir misin? Bunu abin yolladı de. Beni sormak aklına bile gelirse namerdim. İnsaf Seymen. Koca cipi Zeynep'e mi vereceksin? Bizim yenisi gelinceye kadar bekleyecek ama bir ay sonra. Sen anahtarı bir göster, geri al. Bak sana da doğum hediyesi bir tane şehir atları vapuru ayırttı. Otelin paraları benden gidiyor nasıl olsa. Ha? Ama anladın ya. Dilara? Mezuniyet hediyesi sen ne veriyorsun Zeynep'e? Benim de bu durumda büyük abla olarak altta kalmamam lazım. Hamzoğlu konağını vereyim ben de. Nasıl olsa rahmetli babaannesi Zeliha'ya bıraktı. Zeliş bozulmasın. Yok canım. Yok yok, o bir şey demez, ben konuşurum. Hadi hadi, çay falan gelmiyor. Yürü biz gidelim. 5'te törende görüşürüz. Ha yok, önce evde. 4'te falan geliriz. Buradan beraber gideriz. Thank you.
Allah Allah. Niye buna binmedi ki bu şimdi? Haydar nerede? Buyur abla. Hah. Gel jipi sen kullan. Geç kaldık. Park mark uğraşmayalım orada. Haydar! Gel oğlum çabuk, şoför oldun. Bakma lan, kimse yok işte, hadi. Oğlum geç kaldık, sürsene şu arabayı. Bir şey olmaz Haydar, Seymen yüzle gidiyor ya. Ay nereden aldık bunu? Bassana gaza. Ay Bahar sen kullan. Tabii Bahar. Ya. Vallahi geç kaldık. Yok abla tamam. Ay 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 ay. Allah müstakbel dersin. Dur dur şu arabayı in çabuk. Sizinin bu benim arabam. Ay yapma Zeynep bak kusacağım şimdi. Ya yavaş geçir şu vitesleri. Bak bak arabayı nasıl toplatıyor bak. Korktun mu? Ya. Ay, ay ölüyorum sandım. Biz de salaklık bunun her dediğini yapıyoruz. Haydar. Haydar. Ay Haydar. Ne oldu? Haydar. Nasıl kullandım gördün mü? Gördüm. İğrençti. Onları oraya koymayın çocuklar. Aman dikkat edin onlara. Alın böyle hadi çocuklar. Zeynep, in oradan. Ben kullanacağım. Deli misin kızım sen? İn oradan. Bekir'in arabaya, hadi. Bak Bahar. Ha? Yavaş git falan diyeceksen yandaki arabaya. Çok acelemiz var. Yolda bir de banka müdürünü alacağız zaten. Tamam o zaman ben Memo ile gideyim. Seninle böyle bir günde dalaşmayalım. Hadi orada görüşürüz. Dur bakayım. Çok yakışıklısın. Doğrudur, fena yapar. Oh, atlattık. Salih bizim araba gelmiş mi? Ben kalabalıktan göremiyorum. Telefonu da açılmıyor. Yaman'ınki de yanımda yok. Ya şuradan gidip bir baksana. Olur abla. Gel şuraya oturalım Bahar. Sakin ol. Ay yok ben biraz tepeye çıkıp şunlara bakayım. Ay Seymen neredesin ya? Ne oldu? Bir haber var mı? Yok. Telefonu da açmıyor. Ya o müdürü bulsak onu alacaklardı yoldan. Kimse var mı onun numarasını bilen? Vardır. E kardeşi burada. Öf ya Seymen neredesin ya? Baksana kardeşim. Bir dakika. Müdürü de almamışlar. O da şimdi kardeşini aramış. Adam taksiyle geliyormuş. Ne? Herhalde telaştan unuttu. Hay Allah. Seymen.
Kerim, Ercan, siz şu istikamete doğru arayın. Komutanım!